Merhabalar arkadaşlar, Zeynep Hanım'la 2016'da bu yana tanışıyoruz. 2016'da kaç tane çalıştık? 2021 yıllarında tekrar bizimle iletişime geçmeye çalışmış fakat ulaşamadığı yoğunluk olması sebebiyle farklı bir noktada kaç tane çalışması yapılmış. Ve 2016'dan 2021 yılına kadar bizim taşlarımızı kullanırken tekrar bir tazeleme yapmak istediğinde ve farklı noktalarla tanıştığında kaşlarında bir grilik durumu söz konusu olmuş. Bunun sebebi şu, eğer ki çalışıldığı noktada çok basınçlı, çok kanamalı ya da kimyasalı yoğun olan bir boya kullandıysa grilik kaçınılmazdır. Kanama oldu mu Zeynep? Aşırı derecede oldu kanama. Cildinde bir yırtılma söz konusu olmuş oldu ve boya derinin ikinci katmanına iletildi. Burada renk değişikliği olabilir. Her zaman söylediğim gibi epidermis katmanın üstündeyiz biz. Hemen bir altına bırakıyoruz. Burada renk değişikliği yaşamazsınız. Orada bizim pigmentlerimiz söz konusu değil. Fakat damarlara yakın bir alana pigmentasyon boyasını gönderdiğinde kişinin kendi pigmentleriyle birlikte çok net renk değişikliği yaşanır. Güneş, işte dış etkenler, kişinin pigmentleri buna çok etken. Ve çok acı oldu. Zaten kanamanın olduğu noktada belli ki aşırı bastırdı ve kanama yaşandı. Bana tekrar geldiğinde kaşlarında çok net bir şekilde grilik vardı ve ben şu an onu nötrlemeye çalışıyorum. Yoğun bir şekilde. Evet, şu an ben onu nötrlemeye çalışıyorum. Bugün bizim tekrardan nötrleşmemizin ikinci seansı. O griliği mümkün mertebe aldık ve sonra yeniden bir kaşla sarbi olacağız doğal bir şekilde. Biz 2016'dan bu yana yaptığımızda sen ne kadar kullanmıştın o çalışmayı? Sizin çalışmanızı, o dediğim işleme kadar kullandım. Hı hı. Gayet memnundum. Ta ki oraya gelene kadar. Hı hı. Oraya gelince oradaki yapılan işlem, hem kaşımın yıpranması, hem o grilik, çok yoğun bir şekildeki grilik beni çok aşırı derecede rahatsız etti. Hı hı. Sonra tekrar size dönmek istedim. Evet. Yani biz 2006 yılında çalıştığımızda ve sen 2021 yılına kadar yokken Gül Hanım yaptığında hiçbir şey olmadı. Demek ki burada yanlış bir şey var. Düşünmeye başladım. Yapılan kimyasallar, artık boyalar falan. Ben aşırı derecede rahatsız oldum bu durumdan dolayı. İnsanlara bakarken bile bir tedirgindim yani. Hı. Çünkü insanlar benim kaşlarıma kilitleniyorlardı direkt. Çok koyu çalıştı değil mi? Aşırı derecede. Bu koyu çalışmalar çok net grileşir. Şimdi bazen uzmanlar kişinin pigmentasyonunu yani derisine baktığında esmerlik gördüğü zaman direkt koyu renkle çalışmaya çalışıyor. Ve sonra saçına bakıyor, diyor ki hani ben buraya belli diyor, koyu kullanıyor diyor. Ben buraya koyu renkle çalışabilirim. Şimdi buranın derisi çok ince. Yani pigmentasyon kişiyi hesabında koyu çalıştığında kurtarabilir belki. Ama deri ince olması sebebiyle buraya aşırı koyu bir kere siyah hiçbir şekilde kaşa çalışamaz. Koyu kahverengi, açık kahverengi tonları değiştirilebilir. Ve cilt esmer, bu cilde koyu çalıştığında çok net grileşir. Zaman kişiyi mavi renge de götürür. Allah'tan bu noktada tekrar geldi ve çalışmaya başladık. Hatta ben en önemli sende şeyden korkmuştum. Eğer çok griyse lazerle sildirmek zorunda kalırız. Evet, evet. Ve lazerle sildirmeler çok da riskli oluyor. Doku kaybı olabiliyor. Ve tekrar kaşın üzerine bir çalışma ciddi anlamda problemli oluyor. Lütfen gittiğiniz noktaların yapılan işlemlerine evet bakın ama uzmanlık alanı çok önemli. Dikkat etmenizi öneriyorum çünkü çoğu zaman geri dönüşümü olmayan durumlara sebebiyet veriliyor. Allah'tan böyle bir sıkıntımız yoktu, değiştirebildik. Biraz cilt kalitesi de bu noktada önemli. Bunlara dikkat edin. Sen söylemek istediğin bir şey var mı? Ben yine kurtarıcıma geldim her zamanki gibi. Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum sana ve her zaman çok memnun kaldım şu anda olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Bir sonrakinde bana ulaşamazsan isteğin ablam muhakkak ulaş. Kesinlikle yazacağım. Ne olursa olsun ulaş gitme. Aynen öyle. Teşekkürler.